Kardeşlerim, yine o medresenin mezunlarından İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın anayı nereye oturttuğunu, bize anne hakkında nasıl bir eğitim verdiğini anlatan çok enteresan bir örneği size arz etmek istiyorum. İbni Abbas ki Kur'an-ı Kerim'in en büyük müfessiri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, büyüğümüz, ümmetimizin önderi, birisi gelip diyor ki ben bir kadını seviyordum, kadın benimle evlenmeyi reddetti, başkasıyla evlenmek istedi, ben de bana yar olmayan ona da yar olmasın diye kadını öldürdüm, cinayet işledim, şimdi tövbe etmek istiyorum İbn Abbas, benim bir çarem var mı demiş. Katil, masum bir insan öldürmüş. İbn Abbas ona dönüp demiş ki annen yaşıyor mu demiş. Yok, annem yaşamıyor demiş. Git ağlasız da ne yapayım ben sana demiş. Bir tövbe bilmiyorum senin için, insan öldürdün demiş. Adam çekip gitmiş. Orada bulunanlardan biri İbn Abbas'a dönüp demiş ki anasını niye sordun bu adama demiş. Adam katil. Buyurmuş ki anne kadar Allah'a yaklaştıran bir amel bilmiyorum ben demiş. Anası sağ olsaydı git anana hizmet et, Allah seni affetsin diyecektim demiş. Bu İbn Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinden, medresesinden eğitim görmüş. Bir katilin ki Allah'ın katile biçtiği ceza ebedi cehennemdir, suçsuz bir insanın kanına girmiş, herhangi bir tövbesi yok bunun, ama böyle bir katile bile annesinin duasını alabilecek olsaydı bir tövbe umudu aşılayacaktı demek ki. Kardeşlerim, yaşadığımız çağın anneye rağmen, annenin rızası olmadan, annenin ahı ile anneyi yok sayarak geçirdiğimiz günleri bize mutlu günler olarak anlatabilir. İbni Abbas'ı nasıl inandıracaksınız? Bayramdan bayrama ya da haftada bir annesine telefon etmekle evlatlık görevini yaptığını zannedeni İbni Abbas'a nasıl anlatırsınız siz? Üç kere anan, anan, anan diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den onlar bunu anladılar. İyas İbni Muaviye isimli tabiinin annesi vefat etmiş. Cenazesinde ağlıyor. Her evlat elbette annesinin cenazesinde ağlar. Bu biraz abartmış ağlamayı. Yanındakiler demişler ki artık ağlamana gerek yok. Yani annen öldü, onun öldüğüne ağlamıyorum demiş. Nereye ağlıyorsun demiş. Ben ne edeceğim? İki cennet kapısı vardı, biri gitti, bir tane kaldı demiş. Annem öldü demiyor. Cennete gideceğim yollardan biri kapandı artık diyor. Bunlar roman alıntıları değil, hoş vecizeler değil, atasözleri değil. Bu topraklarda, şu dünya üzerinde bizden önce iyi Müslümanlar olarak yaşamış Allah dostlarının anneye, babaya bakışlarıdır. Anneyi nasıl değerlendirdiklerinin ölçüsüdür. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın torunlarından, onun da adı Ali'dir, bir tanesi diyor ki hayatımda annemle aynı sofraya hiç oturmadım diyor. Hayret demişler, annenle aynı sofraya oturmadın, halbuki annen seni çok seviyor, çok hürmetkarsın. Hiç oturmadım demiş. Olur ki lokmamı almak için çanağa uzattığımda elimi, annemin aslında almak istediği lokmaya rastlarım da annemin tercihine karşı bir tercih kullanmış olurum, helak olurum diye korktum demiş. Evlat, peygamber torunu kolay değil. Evlat, annesini
İstemediği evde senelerce oturtanın adı da evlat. Annemin lokmasına el uzatırım korkusuyla onunla sofraya oturmayan insan da evlat. Yavrum, bu bize dünür olmasın dediği halde annesi, yok dediği halde aşkını kıramayan da evlat, bunlar da evlat. Biri yasal haklarına, devletin 18 yaşından sonra ona tanıdığı haklara güveniyor, biri de Allah'tan korkuyor. Fark bu. Ama ümmeti Muhammed kültürü bu anasıyla bir sofraya oturmaktan çekinenlerin kültürüdür.